Merhaba arkadaşlar, Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Suzuki GSX S750'de rodaj bakımı yapacağız. Rodaj bakımında neler yapacağız? Yağ filtresi, yağdan analiz, motorumuzu gezdir etrafını. Motorumuz GSX S750 arkadaşlar. S750 modeli. İnce bakımına kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar yağ filtresini, yağı boşaltmak için alt sakalı alıyoruz bu şekilde. Bütün yuvakalarını sökmüştüm. Bu şekilde alt sakalımızı kurtarıyoruz. Şurada bir tırnağımız var. Alt sakalı şu şekilde alıyoruz. Alt sakalı alıyoruz. Şuraya koyuyoruz şöyle. Şimdi motorumuza ne yapacağız? Yağsını alacağız. Şurada kapası var. 17 ile sökülüyor. Yağdan analiz yapacağız. Bu tarafa gelelim. 17 ile söküyoruz. Yağsı nasıl çıkacak ona bakacağız. Yağdan analiz arkadaşlar. GSX S750 ilk yağ bakımı. İlk yağ bakımında yağsı nasıl çıkacak ona bakacağız. 1000 kilometrede arkadaşlar. İlk defa söküyoruz. Evet. Yağına bakalım. Yağdan analiz. Analiz. Harika. Bence tekrar geri koyalım bu yağı. Yok. Temizleme yağısı olduğu için. 3,5 litreye yakın yağ alıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bak şurada göster arkadaşlar görsün. Şu kapağı kapadı da içine bir şey kaçmasın. Sinek falan uçar. Evet. Yağsını aldık. Gayet başarılı çıktı. Şimdi yağ filtresini alacağız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Suzuki'lerde bu modellerde arkadaşlar R9000 kullanıyoruz. Suzuki'nin özel kendi yağısı R9000. Orijinal yağ filtresi kullanıyoruz. Orijinal. Şimdi söküyoruz filtremizi. Evet. Burada da bir kayganlık vereceğiz oraya. Yağ filtremizin egzoz manifoldumuzu kirletmemesi için şu şekilde bir işlem yapıyorum. Çok titiz çalışıyor Ruhi ustamız. Evet. Sadece ben mi bak? Tavsiye ediyoruz. Evet, Süleyman usta da çok titiz. Şimdi burada titizlikten ziyade İleride tekrar uğraşmamak için. Şimdi buraya bu kağıdı koymazsak bütün yağ olduğu gibi egzoz manifoldlarına geliyor. Burada zaten sıcak. Bir de ondan uğraşmayalım diye bu şekilde kendimiz bir çözüm ürettik. Bak şu şekilde. Gördün mü? Egzozumuza yağ gelmemesi için. Bunlar önemli. Biz yetkili servis olarak her zaman olması gerekeni yapıyoruz yani. Suzuki GSX 750S arkadaşlar. Suzuki'nin gerçekten çok güzel motorlarından birisi. Şöyle sağını solunu göster arkadaşlar görsün. Hemen yağımızın son akbine kadar akmasını bekliyoruz. Hala sıcaklığını koruyor. 20 dakika dinlendirdiğimiz halde. Evet.
burada önemli olan şu egzoza yağ gelmemesini sağlıyoruz. Şimdi yağ filtresi değişiyor. Onun haricinde neler yapılacak arkadaşlar? Zincirle alakalı bir gerginlik ayarı yapacağım. Zincir gerginliği ayarı yaparken de her zaman olduğu gibi şu somunu gevşetiyoruz arkadaşlar. 32 dakika. Şimdi 1000 kilometre zincirimizde sünmeler oluşmuş. Şu şekilde neredeyse maşaya diyor. Şu maşaya diyor. Şurayı geçmemesi gerekirken maşaya diyor. Buradaki ayarı da neye göre yapıyoruz? Şöyle gelelim. Şurayı baz alıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şurada 3. çizgi sondan şöyle 5 alyanla şu şekilde bak şurayı bir bak takip et. Ben sıktıkça zincir ne hale geliyor bakın. Görüyor musunuz? Bu ayar önemli. Şurada her zaman gösterdiğim gibi şuraya değecek arkadaşlar. İki taraf da eşit olacak. Bu eşitliği sağlamazsak sorun olur. Evet şu an eşit. Bu kısma şuraya zincir zor değecek. Burası tamam. Burada da şu çizgiye bakıyoruz. Basit arkadaşlar. Şu somun gevşetilmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4. çizgiden sonraki 5. çizgide. Buraya gelelim. Aynı şekilde. Burada da aynı bak. 1, 2, 3, 4, 5. çizginin son çeyreğinde şöyle yapıyoruz. Şimdi bakıyorum oradaki ayarımıza tekrar. Gayet başarılı. Zincir ayarımız bitmiştir. Şimdi burada şu kısmı 32'yi sıkıyoruz. Gayet başarılı. Şöyle gördüğünüz gibi gerginlik ayarımız tamam. Şuradan baktığımız zaman da 1, 2, 3, 4, 5. çizgi. O da tamam. Yağmur son damlasına kadar akacak. Motorumuz Suzuki GSX S750 arkadaşlar. Çok baba bir motor. Piston lastik gelin üzerinde. Dediğim gibi yağlar orijinal Suzuki'nin yağısı kullanılıyor. T9000. Filtre yine Suzuki'nin kendi orijinal filtresi kullanılıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Her marka farklı yağ kullanıyor. Her markadan ziyade motorun CC'sine göre kullanılan yağ da değişebiliyor. CC önemli biraz da. Yani bu yağı be Yamaha'da da kullanabiliriz yani veya Honda'da da kullanabiliriz yani. İlla yani Suzuki. Şöyle bir şey var. Şimdi bazen yağlarda sorun çıkabiliyor. O sorunlar çıkınca firmalar kendi yağsını üretiyor. Bak kafada da mutlatız var. Her zaman olduğu gibi. Suzuki'nin en büyük özelliği mutlatızlı kafada. Orijinal yağ filtresi takıyoruz. Yağ filtresini takmadan önce içine 100 mililitre yağ koyuyoruz. Suzuki'nin kendi R9000 10 tır tam sentetik arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. ...30 saniye veya 60 saniye bunu bekletiyoruz bu şekilde. İçine toz girmemesi için şu jelatinini tekrar üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim toz girer, toprak girer. Şimdi burada filtreyi elimizle zaten gevşetmiştik aparatla. Elimizle sökebiliriz artık. Gevşeyen filtremizi şu şekilde çektim. Filtremizi şu aradan bak şu şekilde tatlı bir şekilde arıyoruz arkadaşlar. Aynı filtreyi kullanıyoruz. Şu kağıdımızın özelliği bitmedi. Niye bitmedi? Yeni filtreyi takarken tekrar o kağıda ihtiyaç duyacağız. Elimizin bulaşığıyla şu o-ringe şöyle az bir yağ suyu verelim şuraya. Eskiden de gres sürerlerdi. Eski ustalarımız. Biz de onun yerine şimdi normal yağ kullanabiliriz. Şimdi şu şekilde bak. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde heksapların arasından şöyle geldik. Şöyle bir denge veriyoruz bak. El işareti çok önemli. Denge önemli. Şimdi alt sakal niye söktüğümü anladınız mı arkadaşlar? Filtreyi rahat çalıştırabilmek için alt sakalı söküyoruz.
arkadaşlar. Şu an elimizle rahatlıkla takabiliriz şu şekilde. Şöyle. En son tork anahtarını alır mı, getirir miyiz Süleyman Usta'nın? En üstte mi, en altta mı, orada bir yerde mi? Şu kağıdın işi bitti şimdi. Şimdi anahtarı, ilkli anahtarımızı takıyoruz. 20 Newton sıkıyoruz arkadaşlar, fazla sıkmıyoruz. 20 Newton sıkıyoruz. Önce boşluğunu alıyoruz. 20'yi ayarlayalım Süleyman Usta. 20 Newton sıkıyoruz arkadaşlar. Fazla sıkmıyoruz. Tamam mı? Önce boşluğunu alalım. En son torkluyoruz arkadaşlar. Çünkü bu makinelerde çok önemli. Tork aralığı. Litremiz yeni. Evet. Şimdi torkumuzu da sıkıyoruz arkadaşlar. 20 Newton'u ayarladık. Tamam mı? 20 sıkıyoruz. Şimdi tapayı takacağız. Tapayı taktıktan sonra yağlarımızı boşaltacağız. Alt sakal takacağız. Zincir ayarını yaptık. Fren balatalarına baktık. Sıvılar, aydınlatmaları kontrol edeceğiz. Sıvılarda da arkadaşlar antifriz nerede? Tahliye bidonu nerede? Onunla alakalı da tahliye bidonumuz burada. Şurada yeri var. Bak bidon açılmaması için şurada bir alyan var. Alt sakalın orada. Suyu buradan tamamlıyoruz. Bak şu an minimum maksimum seviyesi gayet başarılı normal bir durumda. Tamam mı? İlgili sıkıntılar yaşıyoruz. Kafamızda soru işareti kalmaması için Japonlar artık kendi motoruna kendi yağını geliştirdi arkadaşlar. Bunun aynısını Honda da yaptı, Yamaha da yaptı yıllarca. Ama Suzuki serbest bırakmıştı. Baktı ki olmuyor. Bir de biz yapalım dedi. Ve ne yaptı? Suzuki'nin kendi özel yağı arkadaşlar. Suzuki'nin kendi özel yağı. Artık bundan sonra motorlarımıza bunu kullanıyoruz. Niye? Japon güvencesi var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Japonlar her işin arkasında. Onun için bu yağı ürettiğine göre bir bildiği var demektir. Fazla irdelemiyoruz ve bu yağı kullanıyoruz ve mutlu oluyoruz arkadaşlar. Çünkü yıllarca Zotul kullandık. Başımıza bir sürü sorun açtı arkadaşlar. Yok 3000, yok 5000, yok 7000. Bunu yok ettik. Filtrede de kendi orijinal filtresini kullanıyoruz. Çıkan filtremiz Japonya'dan neyse Türkiye'de de aynısı arkadaşlar. Suzuki'nin kendi filtresi üzerinden çıkan taktığımız filtrede şöyle yakın alalım. Özellikle ben şunu diyorum arkadaşlar. Yağa belki fazla karışmak istemem ama filtreleri mümkün olduğu kadar kendi orijinal filtresini kullanalım. Niye orijinal filtresini kullanalım? Son zamanlarda Suzuki'lerden gelen arızalara ve yağdan dolayı çıkan sorunlara baktıkça hep yan sanayi filtre kullanılan motorlarda çıkıyor arkadaşlar. Ha bu nedir, bir kronik midir? Değildir. Çünkü filtre çok önemli arkadaşlar. İnsanda nasıl dalak önemliyse motorda da filtre önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Çıkan yağlarımızı tankımıza boşaltıyoruz. Süleyman Usta 3,5 litre koy, beni bekle. Geri kalanını beraber tamamlayacağız. Şöyle yağımıza bir bakalım. Debreş tozları, temizleme tozları hepsi yağın içinde arkadaşlar. Onun için bu rodaj yağı değişirken yağ filtresi de değişmesi gerekiyor. Yağ filtresini değiştirmeden rodaj yağını değiştirirsek hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağ dolumu tamamlandı. Motorumuz gerçekten aşırı başarılı arkadaşlar. Yandan sıralı 4 silindir arkadaşlar. Motor gördüğünüz gibi 750 cc. Oksijen sensörümüz burada. Tüpümüz burada. Egzoz değiştirmek isteyenler arkadaşlar şu tüple oynamayalım. Şuradan şu kısımdan sonrasını değiştirebilirsiniz. Ama şurayla oynadığımız zaman oksijen sensörü farklı arızalar verebilir. Ona dikkat edeceğiz. 3000 uzun olan. Evet. Bu sakalı söktüğümüz zaman rahat çalışıyoruz.
Yani bunu sökmeden de yapılabilir ama biz gene de rodaj bakımında bakılması gereken yerler var alt karter kısmında. Onlara bakmak için bunu mecbur söküyoruz arkadaşlar. Çünkü yağ terletme var mı? Kartelde herhangi bir sıkıntı var mı? Filtre sökülürken sıkıntı yapacak mı? Şunlar da alt kısımlar şöyle tırnakları şöyle geçmelidir. Tak diye oturuverir. Bunlar önemli. Motorumuz GSX S750 arkadaşlar. Suzuki GSX S750. Ön çift mix. Ön ABS, ön merkezimiz Nissin. Arkalar. Burada yine Nissin. Ön arka ABS. Sıkıntı yok. No problem. Aleykümselam. Rodaj bakımı bitti. Yani 1000 kilometre ilk bayiden aldıktan sonraki bakımda neler yapıldı? Yağ filtresi, zincir gerginlik ayarı yapıldı. Sıvı aydınlatmalar kontrol edildi. Lastik pasışları ayarlandı. Şimdi ilk çalışmada nelere dikkat ediyoruz? Şu kontağımız. Açtık kontağımızı. Bu şekilde bütün ışıklar sönecek. Yağ lambamız, kırmızı lamba yanıyor. Debriyaja basıyoruz. Masladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 saniye sonra yağ lambası sönüyor her zaman olduğu gibi. Motorumuz gayet kapalı. 1, 2, 3 dakika bu şekilde çalıştırıyoruz. Ondan sonra yağı tekrar tamamlıyoruz. Motorumuzun egzoz sesini merak edenler var. Hani biraz ısınsın. Ondan sonra size bir egzoz sesi dinletelim tabii. Şu an biraz ısınsın. Çok farklı öyle ya. Tam bir boğa vurdu motoru ya. Evet, fazla da bağırtmayalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Lütfen videolarımıza like atın arkadaşlar. Görüyorum. Yani 1000 kişi izliyor. 100 tane like atan yok yani. Bu nedir arkadaşlar yani? Börtüyü böceğe beğeniyorsunuz ama bizi beğenmiyorsunuz diye bedava bilgi veriyoruz arkadaşlar. Yani demek ki bedava bilgiyi beğenmiyorlar. Her şeyi paraya dökmek mi gerekiyor yani? Günümüzde de bu geçiyor demek ki. Yani bedava bilgi para etmiyor arkadaşlar. Demek ki katıllı, ücretli vesaireli bir şeyler yapacağız. Ama biz yine de bizi beğenenlere buradan teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Bayramdan sonra tekrar farklı videolarla görüşmek üzere. Ha yine bir sürpriz yapabiliriz. Arada bir farklı videolar gelebilir. Sırada bir DL650'nin debriyaj değişim videosu var. Önden bir gösterelim. Evet, bu motorumuza bir debriyaj balatası takacağız. Bununla ilgili bir videomuz, yedek parça bekliyoruz. Orijinal parça geldiği zaman onunla alakalı bir video çekebilirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.